Türkiye Selçuklularında Devlet Yönetimi Türkiye Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti'nin idari yapısını ve ordu teşkilatlanmasını örnek aldı. Devletin başında Selçuklu ailesinden gelen bir sultan bulunurdu. Sultan unvanı yanında hükümdarlar, Keyhüsrev, Keykavus, Keykubat gibi Farsça unvanlar da kullanırlardı. Devlet, hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilir ve şehzadeler arasında paylaştırılırdı. Devlet işleri, divan-ı saltanatta görüşülürdü. Her türlü konu divanda değerlendirilerek karara bağlanırdı. Hükümdarın çocuklarına, şehzade, denir, şehzadeler, devlet tecrübesi kazanmaları amacıyla küçük yaşlarda vilayetlere gönderilirdi. Şehzadelerin yanına, atabey, denilen tecrübeli devlet adamları verilirdi. Hükümdar tarafından veliaht ilan edilen şehzade ya merkezde durur ya da merkeze yakın bir vilayete gönderilirdi. Ülke idari yönden eyaletlere ayrılmıştı. Eyaletlerin başında, emir, denilen askeri vali bulunurdu. Önemli eyaletlere şehzadeler, melik, unvanıyla atanırlardı. Şehirlerin güvenliğinden, subaşılar, sorumluydu. Bizans ve Ermeni sınır bölgelerini ise, uç beyleri, yönetirdi. Uç beyleri sınırları korumanın yanında, düşman ülkelerine akınlar düzenler, sultan ile sefere çıkarlardı. Türkiye Selçuklularında ordu. Hassa askerleri. Hükümdarın sürekli yanında bulunan atlı ve yaya askerlerdi. Üç ayda bir devletten maaş alırlardı. Sipahiler yani ilk de askerleri tamamen Türklerden oluşan askerlerdi. Maaş yerine ikta yani dirlik denilen tımarları alan sipahiler genelde atlı birliklerdi. Savaş zamanı ikta sahibi ile birlikte orduya katılırlardı. Türkmenler, uç bölgelerinde her an savaşa hazır durumda bulunan birliklerdi. Devlete bağlı beylik askerleri, ihtiyaç duyulduğu zaman savaşa davet edilirlerdi. Donanma, donanma komutanlarına reisülbar denirdi. Sosyal hayat, 1176 Miryo Kefalon zaferinden sonra başta başkent Konya olmak üzere Aksaray, Sivas, Erzurum, Kastamonu, Sinop, Alanya, Antalya gibi şehirlerde imar faaliyetleri başladı. Fethedilen bölgelere Türkmenler iskan edilerek Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma süreci hızlandı. Türkiye Selçuklularının uyguladığı adil ve hoşgörülü politika sayesinde Anadolu'daki Ermeniler, Rumlar, Gürcüler ve diğer gayrimüslim topluluklar rahat ve huzurlu yaşadılar. Türkiye Selçuklularında sosyal tabakalaşma yoktu. Halk, şehirliler, askerler, devlet memurları, ilmiye sınıfı, esnaf, zanaatkarlar ve şehir halkından oluşurdu. Esnaflar ahilik teşkilatına bağlıydı. Ahilik, şehirlerdeki esnaf ve zanaatkarların sosyal ve ekonomik yönden teşkilatlanmalarını sağlamıştır. Ahi teşkilatının başında Ahi Baba adı verilen bir yönetici bulunurdu. Ahilik meslek kuruluşu olduğu kadar aynı zamanda kültür, inanç, yiğitlik ve ahlaki değerler taşırdı. Köylüler, köylerin başında köy ketüdası bulunurdu. Köylüler tarım ve hayvancılıkla uğraşırlardı. Konar göçerler genelde hayvancılıkla uğraşırlardı. Kendilerine ait yaylak ve kışlakları vardı. Devlet konar göçerleri uç bölgelerine iskan ederek onların yerleşik hayata geçmelerine ön ayak olurdu. Ekonomik hayat. Tarımı geliştirmek için su kanalları yaptırıldı. İkta sistemi ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Din ve ırk ayrımı yapmaksızın köylüye gübre ve tohum yardımı yaptılar. İkta sistemi, mülkiyeti devlete ait olan miri araziler meliklere, emirlere ve valilere hizmet karşılığı verilirdi. Arazi iyi işletildiği sürece verilen kişide kalır ve miras olarak bırakabilirdi. Araziyi 3 yıl boyunca işletemeyen kişilerden tarlanın işletme hakkı geri alınırdı. İkta sahipleri kendilerine verilen araziler üzerinde asker beslemekten ve bu askerlerin eğitimini sağlamaktan sorumluydu. İkta sistemi sayesinde devlet bütçeden para ayırmadan asker yetiştirmiş, tarım arazilerinin sürekli işlenmesini sağlamış, taşrada devlet otoritesi sağlanmış, toprak gelirleriyle memur maaşları karşılanmış ve iktalarda savaşa hazır askerler yetiştirilmiştir. Anadolu'dan geçen İpek Yolu ticaretin gelişmesini sağladı. Türkiye Selçukluları Sinop, Samsun, Alanya, Antalya gibi önemli liman şehirlerine sahip olunca deniz ticaretine büyük önem verdiler. Ticaret yollarının güzergahları üzerine kervansaraylar inşa ettiler. Kervansaraylara gelen misafirlerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladılar. İpek ve baharat yolu haritalarını videomuzu durdurarak inceleyebilirsiniz. Kervanları zarar gören tüccarların zararlarını karşılamaya yönelik bir çeşit sigortacılık sistemi geliştirdiler. Şehir merkezlerinde çarşı ve pazarlara yakın yerlere han veya kapalı çarşılar kurarak esnaf ve tüccarlara kolaylık sağladılar. Konya, Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan başlıca sanayi merkezleriydi. Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde çeşitli silahlar üretilirdi. Selçuklular dönemi Anadolu'daki ticari yolları videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Bilim hayatı. Nizamiye medreselerindeki eğitim geleneğini Anadolu'ya taşıdılar. Önemli şehir merkezlerine medreseler, kütüphaneler kurdular. Bu medreselerde dini eğitimin yanında tıp, matematik, astronomi, fizik gibi alanlarda eğitim verildi. Darüşşifalar yani hastaneler inşa ettiler. Bu darüşşifalarda tıp eğitimi de verdirerek birçok tabip yetişmesini sağladılar. 1205'te Kayseri'de Türkiye Selçukluları döneminde yaptırılan en önemli darüşşifa, Gevher Nesibe darüşşifasıdır. Türkiye Selçuklularının ilk tıp okulu olan Gevher Nesibe Darüşşifası, 14. yüzyıla kadar eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Kültürel Hayat 13. yüzyıl başlarında Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi, Allah ve insan sevgisini işleyen şiirler yazdı. Muhiddin Arabi, Sadreddin Konevi ile Necmeddin Razi tasavvuf alanında önemli çalışmalarda bulundular. Yunus Emre Türkçe tasavvufi şiirler yazdı. Ünlü tarihçilerinden İbni Bibi yazdığı eserlerle hükümdarlar ve devlet yönetimi hakkında önemli bilgiler verdi. Sivas ve Konya'da dokunan kumaş ve halılar Avrupa hükümdarlarına hediye olarak gönderilirdi. Müzik alanında ise Mevlevi ve Ahi Zaviyelerinde tasavvuf müziği, dergahlarda kopuz eşliğinde söylenen Dede Korkut hikayeleri, sultanlar için belli günlerde sarayda çalınan bandolar vardı. Türkiye Selçukluları döneminde süsleme sanatları kabartma, minyatür, oymacılık, çinicilik oldukça gelişti. Devletin simgesi olan çift başlı kartal resmine, ev ve kale duvarları, cami girişleri gibi yerlerde sıkça rastlamak mümkündü. Türkiye Selçuklularından Kalma Eserler Konya, Alaaddin Camii, Taş Mescit, Sırçalı Mescit ve Karatay Mescidi Nide, Alaaddin Camii, Kayseri, Hunat Hatun Camii ve Külliyesi Bu eserlerdeki süslemeler genelde ayet ve hadisleri hat ile mermer veya taş üzerine yazma şeklindedir. Bunun dışında saray, medrese, mescit, kümbet gibi mimari yapılarda ise bitki ve hayvan motifleri kullanıldı.